Onun en güzel anma, onun getirdiği Kur'an mesajını okumakla olur diye düşünüyoruz. Bu nedenle de bu programda, bu programda sizlere Kur'an ziyafeti sunmayı uygun gördük. Bu amaçla biraz sonra Osman Cimri öğretmen kardeşimiz Sayın Orhan Geç, Çorum İlahiyat Fakültesi hocalarından Sayın Yaşar Kurt ve Mısır'dan Hafız Ahmet Nebul Paraş sizlere Kur'an ziyafeti sunacaklar. Bu gece salonumuzu böyle doldurduğunuz, bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Dualarımız sizinle, sizlerin de dualarınızı bekliyoruz. Özellikle de sessizce dinlemenizi talep ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Bu turla bilgili beyefendiye çok teşekkür ediyoruz. İlerideki yapacağı dernek çalışmaları Yeah.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Allah selamet versin. Kur'an'ı tam duyabilmiş bir sinenin ilhamları karşısında koca deryalar damla gibi kalır. Ve onun nuruyla aydınlaşmış bir dimağ yanında güneş bir mum ışığına dönüşür. Bu geceki hafızlarımızdan ikincisi olan Hidip Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Sayın Yaşar Kurt hocamızı huzurlarınıza davet ediyor ve kurum davetiyle devam ediyor. Omuzlarında oynarken, onları öpüp kaplarken kendisini görüp ve şöyle söyleyebilirim o devirdeki insana: ya Muhammed, benim o kadar çocuğum var, hiç birisini öpüp koklamadım. Oysa ki siz çocuklarla haşir neşir oluyor ve onlarla oynuyorsunuz diyerek bir soru sorar. O yüce insan da şöyle bir cevap verir: senin kalbinle Allah sevdiği çekip aldıysa ben ne yapabilirim? Onun için çocuklarımızı çok seviyoruz. Onlar bizim baş tacımız. Ama programımızın da sıhhati açısından çocuklarımızı yanlarımızda tutarsak programımızın sıhhati açısından çok güzel olacak. Kusura bakmayın, çok teşekkür ederiz. Buyurun. Değerli misafirler, ben gecenin anlamıyla bütünleşsin düşüncesiyle Ahzab suresinden Hazreti Peygamber'den bahseden ayetlerden okuyacağım sizlere. 38-48. Ayet-i kerimeler arasında inşallah. Fakat başlayacağım ayet-i kerimeden iki ayet önce Cenab-ı Hak hem gönül hazırlığı olsun, hem benim hem sizlerin: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنِينَ İş konusunda bir hüküm verdiğinde inanan mümin erkek ve mümin hanım için o iş konusunda bir tercih hakkı yok. Ayet. Allah ve Resulü bir iş, herhangi bir meselede bir hüküm verdi mi? İnanan bir mümin erkek ve mümin hanım için o iş konusunda muhayyerlik, tercih hakkı yoktur.